TVNET ekranlarında yeni bir komplo teorisiyle sizlerle birlikteyiz. Bu akşam 1990'lı yılların en karanlık olaylarından biri olarak tarihe geçen Susurluk kazasını konuşacağız. 3 Kasım 1996 yılında Susurluk'ta bir kaza meydana geldi. Bir Mercedes'in içinde emniyet müdürü, milletvekili ve aranan bir sanık birlikte seyahat ediyorlardı. Ve bu kazadan sonra ortaya o kadar çok iddia atıldı ki insanlar hangilerine inanacaklarını şaşırdılar. Ancak ortada çok net bir gerçek vardı. Devlet bazen rutin dışına çıkmış, bu yüzden de birilerinden faydalanmıştı. Türkiye Cumhuriyeti 1980'li yıllardan itibaren PKK terörüyle ciddi bir mücadele veriyor. Bu yüzden de hukuki yollar sonuna kadar denendi. Ancak Güneydoğu'da cereyan eden savaşta devlet bazen rutin dışına da çıktı ve illegal işlere de bulaşmış oldu. Bu yüzden Güneydoğu'da JITEM kuruldu, emniyet istihbaratında özel birimler oluşturuldu. Hatta geçmişte devlete bir şekilde hizmete dokunmuş bazı isimlere de önemli görevler verildi. 1990'lı yıllar ve özellikle 1993 yılı tarihe karanlık bir yıl olarak geçmişti. Faili meçhullerin en hızlı yaşandığı dönem işte tam da bu dönemdi. PKK'ya yardım ettiği şüphelenilen ya da para verdiği söylenilen hemen herkes bir şekilde infaz ediliyordu. Güneydoğu'da köyler yakılıyor, insanlar zorla büyük şehirlere güç ettiriliyordu. İşte devlet Susurluk kazasıyla beraber ortaya çok garip bir resim vermişti. Daha sonra ortaya atılan iddialarla beraber yepyeni gelişmeler de bütün medyayı kaplamıştı. Abdullah Çatlı 1970'li yıllardan itibaren devlete çalışan biriydi. Kimilerine göre katliam sanığıydı, kimilerine göre ise sadece devlete hizmet ediyordu. Ayrıca ortaya öyle girift ilişkiler çıktı ki insanlar nasıl oluyor da devletin içinde bu tür gelişmeler yaşanıyor diye merak etmişlerdi. Yeşil, Tarık Ümit, Mehmet Ağar, Korkut Eken hepsi bu dönemin ortaya çıkardığı fotoğraflardı. Susurluk kazasından sonra dönemin başbakanı Tansu Çiller, kurşun atan da kurşun yiyen de kahramandır gibi açıklama yapmış, bu da infial uyandırmıştı. Yani devlet baş edemediği terörle yeri geldiği zaman eski sanıklardan da faydalanmıştı. Zaten işin bam telini oluşturan da tam da bu noktaydı. Soğuk Savaş döneminden sonra bütün NATO ülkelerinde kurulan Gladio yapılanmaları aslında Susurluk'la görünen buzdağının sadece bir kısmıydı. Tabii her şey net bir şekilde hala aydınlatılamamıştı. 1996 yılından sonra eğer olayların üzerine net bir şekilde gidilse belki de Susurluk aydınlanacak ve günümüzde yaşadığımız bazı felaketler ya da kötü olaylar da asla yaşanmayacaktı. Bu gece Susurluk kazasıyla beraber ortaya çıkan tabloyu, devletin içinde mevcut hükümetleri yıkmak için faaliyet yapanları ve bunların uluslararası boyutlarını konuşacağız. Komplo teorisi başlıyor. Polis-mafya ilişkisi şeklinde ortaya çıkmıştı. 3 Kasım 1996'da Kuşadası'ndan yola çıkan ve Kemalettin Eröy'e polis okulu müdürü Hüseyin Kocadağ'ın kullandığı 06AC600 plakalı Mercedes marka otomobil, Balıkesir'in Susurluk'taki havaalanı mevkiinde Hasan Gökçe yönetimindeki 20RC721 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada Mercedes'i kullanan Hüseyin Kocadağ, üzerinde Mehmet Özbay sahte kimliği bulunan kırmızı bültenle aranan Abdullah Çatlı ve Melahat Özbay sahte kimlikli Gonca Uz öldü. DYP Şanlıurfa Milletvekili Sedat Bucak yaralı olarak kurtuldu. Sonradan kamuoyunda Susurluk skandalı olarak geçen kazanın ertesinde gelişen olaylar Türkiye gündemine bomba gibi düştü.
Kazanın ertesi günü Mercedes'te içinde uyuşturucu olduğu iddia edilen bir paket, 2 MP5 marka otomatik tabanca, Sedat Bucak adına kayıtlı bir tabanca ve Hüseyin Kocadağ'a ait Beretta marka ruhsatlı silahlar, Irak yapımı Tarık marka ve 22 mm'lik Beretta marka 2 tabanca, özel tim tarafından kullanılan çok sayıda mermi ve 2 adet susturucu bulundu. 5 Kasım 1996'da Çatlı'nın Türk bayrağına sarılı cenazesi Nevşehir'de toprağa verildi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun da bulunduğu çok sayıda ülkücünün katıldığı cenaze töreninde "Çatlılar ölmez" diye slogan atıldı. Çekmek isterseniz aslında Çatlı bu. Bu yani çekin, buyurun çekin. Yani çekin. Onun gibi kaç kişi vardı? Bir tane aslında Çatlı'nın bir tane doğar. Kendisine yönelik eleştirileri ve Çatlı'yı tanıdığını reddeden dönemin İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, "Ödülüm bu mu olacaktı?" dedi ve kısa bir süre sonra kızı Yasemin'in sağlık problemlerini öne sürerek görevinden istifa etti. Kazayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 11 Kasım 1996'da çete soruşturması başlattı. Soruşturmada Bucağ'ın korumalarından özel timci Ayhan Çark'ın, Ercan Ersoy ve Oğuz Yorulmaz'ın kumarhaneler kralı Ömer Lütfi Topal'ın öldürülmesiyle ilgili olarak Ali Fevzi Bir ve Sami Hoştan'la birlikte gözaltına alındıkları, ancak dönemin İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın talimatıyla serbest bırakılıp Bucağ'a koruma olarak verildikleri ortaya çıktı. Kasım 1996 yılında Susurluk'taki kaza meydana gelince medyanın belirli organlarında hemen yayınlar başladı. Sanki bu ülkede sadece milliyetçiler ya da ülkücüler cinayet işliyormuş gibi bir hava estirildi. Aslında gerçek böyle değildi. Ne var ki medya organlarında Abdullah Çatlı, Yeşil, Mehmet Ağar, Korkut Eken, Tarık Ümit gibi isimler üzerinden sürekli olarak tefrikalar başladı ve insanlar bir şekilde lanetlenmeye, kötülenmeye başladı. Gerçek tablo aslında hiçbir zaman böyle değildi. Elbette devletin içinde bir takım kişiler kirli işlere bulaşmıştı. Ancak medya bir şekilde de geçmişin intikamını alıyordu. Peki ama Susurluk kazası gerçekte ne ifade ediyordu? Yoksa birileri için kara propaganda amacına mı dönüştürülmüştü? İşte Melik Duvaklı'nın bu konuyla ilgili görüşleri. Susurluk kazası 1990'lı yıllarda, yani 90'lı yılların başından itibaren Türkiye'de konuşulan bir, daha çok devletle bağlantılandırılan bazı çetelerin varlığını, devlet otoritesini kullanan bazı silahlı unsurların, grupların daha çok mafyatik ilişkiler olarak açıklayabileceğimiz durumlar içerisinde olduğuna yönelik bazı iddialar vardı 90'lı yıllar boyunca. 96'da yaşanan bu Susurluk kazasında bu biraz da ete kemiğe bürünmüş halde, yani kamuoyunun gündemine gelmiş oldu. Susurluk kazasını ben yani olmayan bir şeyin deşifresi olarak değil de bunun en somut fotoğrafı olarak görüyorum o dönemde yaşanmış olan süreci. Çünkü o kazada hayatını kaybedenlerden bir tanesi emniyet müdürüydü. Diğeri uzun yıllardır aranan bir suçluydu ve bir başkası da siyasetçiydi, milletvekiliydi. Bu fotoğraf belli kesimlerin o güne kadar hep konuştuğu, iddia ettiği, yani bu tür bir ilişki türünün varlığını savunduğu şeyi kanıtlamış oldu oradaki kaza. Fakat bu bizim görünürde bir yani klasik anlamda bahsedilen hep derin devletin fotoğrafı bu muydu? Yoksa bize göstermek istedikleri fotoğraf mıydı? İşte o konuda biraz benim de çekincelerim var. Yani ben daha çok ikinci kısma daha çok yakınım. Yani bu hep konuşulan derin devlet meselesini bize farklı bir şekilde yansıtmak isteyenlerin bir kurgu olarak, bir fotoğraf olarak bize yansıttığı biçimiydi bu. 96'da yaşanan Susurluk kazası. Bu süreçte bazı yargılamalar vesaire de oldu. Yani bu çetelerin işte kamuoyunun önüne çıkarılması, işte Türkiye'nin arındırılması, temizlenmesi falan. Hatta bazı kamuoyu baskısı oluşturabilecek bazı eylemlerin altına da imza atıldı. Fakat o dönemde bütün bu eylemler, bu kamuoyu baskısı tam tersine yine bizim önümüze bu fotoğrafı koyanların amacına hizmet edecek hale büründü. İşte o en çok bilineni, sürekli aydınlık için bir dakika karanlık.
Bu tam tersine çetelerin arındırılması için, yani Türkiye'de daha doğrusu Türkiye'nin çetelerden arındırılması için bir argüman olmaktan çıkıp meşru siyasi iradeye, hükümete karşı bir daha kapsamlı bir eylem haline dönüştürüldü. Ben Susurluk kazasıyla ilgili biraz daha bu komplo teorisi de olarak, daha da komplo teorisi olarak adlandırılan kısmı uygun görüyorum, yani fotoğrafın bütününe. Onun bir kurgu olduğunu, kazanın bu kurgunun içerisinde yani o süreci daha az hasarla atlatmak ve Türkiye'de bazı bu tür bir vesayeti daha da güçlü kılmak için bir kara propaganda malzemesi olarak kullanmış bir hadise olduğunu düşünüyorum. Hani bazı şeyler bunu işte Türkiye'nin bir arınma süreci, çetelerle hesaplaşma süreci olarak da görüyorlar Susurluğu. Ben tam tersine o süreçte daha çok bu ilişki ağı bütünlüğü birkaç kurban verilerek, belki hani birkaç tane kelle verilerek öyle tanımlanabilir, bugünlere kadar geldi. Yani bir kurgulanmış süreci daha az hasarla atlatmaya dönük bir senaryo olarak görüyorum açıkçası. Kazadan sonra herkesin yaptığı açıklamalarla beraber aslında en önemli açıklamalar dönemin hükümetine aitti. Başbakan Tansu Çiller, bu ülke için kurşun atan da yiyen de kahramandır demişti. Tansu Çiller'in bu sözleri yine belirli medya organlarında infial yaratmıştı. Kazadan çok fazla bir zaman geçmemişti ki Mesut Yılmaz, Budapeşte'de de bir kişinin yumruklu saldırısına uğramıştı. Bu saldırı da gizemini hala koruyor. Hatta o kişi yakalandıktan sonra Mesut Yılmaz bu kişi hakkında asla şikayetçi olmamıştı. Yani kim kimden neyi saklıyor, neyi örtüyor belli değildi. Birçok isim yakalandı, sorgulandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyonlar kuruldu ve dolaylı olarak kirli işlere karıştığı varsayılan ya da irtibatlı olduğu düşünülen hemen herkes sorgulandı. Ortaya hiçbir şey çıkmadı. Bugün bile o dönemde yaşananların net bir fotoğrafını hala bilmiyoruz. Peki ama Susurluk kazasından sonra neler yaşandı, ortaya neler çıktı? Siyasi partilerin siyaset, mafya, polis ilişkilerinin ve Susurluk kazasından sonra ortaya atılan iddiaların araştırılması için verdikleri Meclis Araştırma Komisyonu açılması yönündeki önergede Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda oy birliğiyle kabul edildi. Kazadan yaralı olarak kurtarılan ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan DYP'li Bucak olaydan 12 gün sonra bir gece yarısı hastaneden kaçırılırcasına taburcu edildi. Uzun süre basınla görüşmeyen Bucak, ilk yaptığı açıklamada arabada bulunan silahların kendisine ve adamlarına ait olduğunu söyledi. Bucak, Hocadağ'ın Çatlı'yı gerçek kimliğiyle tanımadığını söyleyerek hakkındaki iddialara karşılık "bana yargısız infaz yapılmak isteniyor" dedi. ...24 Kasım 1996'da ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, Macaristan'da bir otelin lobisinde bir kişinin saldırısına uğradı. Yılmaz'a saldıran kişinin Veysel Özerdem adlı eski bir ülkücü olduğu ve Yılmaz'ı Çatlı aleyhinde sözlerden dolayı yumrukladığı ileri sürüldü. 26 Kasım 1996 çalışmalarına Refah Partili Mehmet Elkatmış başkanlığında başlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi Susurluk Araştırma Komisyonu olayla ilgili birçok kişinin ifadesine başvurdu. İfade verenler arasında Mesut Yılmaz, MİT görevlisi Mehmet Eymür, Sedat Bucak ve Abdullah Çatlı'nın eşi Meral Çatlı da vardı. Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Tansu Çiller ise meclis grubunda yaptığı konuşmada, "Bir ülke millet ve devlet uğruna kurşun atan da, kurşun yiyen de bizim için saygıyla anılır. Onlar şereflidirler" açıklamasını yaptı. Bu millet uğruna, bu ülke uğruna, devlet uğruna kurşunu atan da, kurşunu yiyen de her zaman bizim için saygıyla anılır. Onlar şereflidirler. Bizim bu konuda söyleyeceklerimiz buradan ibaret.
Mehmet Ağar'dan sonra İçişleri Bakanlığı görevine getirilen Meral Akşener, Topal cinayetiyle ilgili İstanbul Emniyet Müdürü Kemal Yazıcıoğlu, Özel Harekat Dairesi Başkan Vekili İbrahim Şahin, İstanbul Emniyet Müdürü Yardımcısı Bilgi Ünal ve Topal cinayetin adı karışan ve ocağın korumalığını da yapan Özel Harekat Timi polislerinden Ayhan Çarkın ve Oğuz Yorulmaz'ı 5 Aralık'ta görevlerinden uzaklaştırdı. Türkiye, NATO üyesi bir ülke olduğu için kendi özel bünyesinde de Gladio türü bir yapılanma vardı. Elbette Türkiye'dekinin tam adı Gladio değildi. Özel Harp Dairesi diye geçiyordu. 1990'lı yıllarda İtalya'da P2 Mason Locası'yla irtibatlı olduğu düşünen yapı ortaya çıkarılmıştı. Tabii bu tamamen söylenendi. Gerçek tablo hiçbir zaman ortaya çıkmamıştı. Sadece İtalya'da değil, Fransa'da, Almanya'da, İngiltere'de bu yapının hangi faaliyetlere karıştığı bir türlü ortaya çıkarılamadı. Peki Türkiye gibi demokrasinin olduğu bir ülkede susurlukvari olayların yaşanması normal mi? Biz biliyoruz ki Amerika'da da dünyanın birçok yerinde de devlet bir takım illegal işlere karışıyor. Peki Türkiye'deki genel tablo nasıl? İşte gazeteci yazar Mehmet Altan'ın bu konuyla ilgili görüşleri. Susurluk Türkiye'deki devlet denen ama asla devlet, yani bir hukuksal mevzuat, bir hukuk anlayışı, hukukun ilkeleri, hukukun üstünlüğüyle alakası olmayan adeta çeteleşmiş bir zihniyetin devlet içinde ne kadar rahatlıkla hareket edebildiğini ve bunun kendi çıkarlarına, bu koca mekanizmayı, halkın hizmetinde olması gereken bir koca mekanizmayı kendi çıkarları doğrultusunda nasıl rahatça, denetimsiz, hiçbir endişe duymadan, korkmadan, ürkmeden ve bu hukuk dışı illegal güçlerinin ömür boyu namütenayi süreceğinden çok emin faaliyetlerinin bir büyük yağlı boya resim olarak ortaya çıkmasına yaradı. Ama bu maalesef Türkiye'deki devlet içindeki bu karanlık İttihat Terakki geleneği, illegal örgütlenme yapısını tamamen ortadan kaldıramadı. Çünkü soruşturulamadı, bütün ilişkileri ortaya çıkarılamadı. Adeta bir paralel devlet anlayışının bu kadar net bir resmine vakıf olmamıza rağmen gereğini gene yapacak olan, aslında teorik tırnak içinde devlet olduğu için sonuna kadar gidirilemedi. Bir belirli tetikçi unsurlarla yetinildi ve üstü kapatıldı. 1990'lı yıllarda Güneydoğu'da JİTEM'in çok ciddi faaliyetleri vardı. Cemal Sever, Arif Doğan ve Veli Küçük'ün yaptığı bütün cinayetler bir şekilde örtbas ediliyordu. Daha sonra ortaya çıktı ki PKK'ya yardım ettiği öne sürülen bütün iş adamları, sanatçılar ya da önemli kişiler bir şekilde infaz ediliyordu. Ve öldürülen, infaz edilen bu kişiler de Sakarya, Sapanca, Hendek üçgeninde bir yerlere gömülüyordu. Çift ajan olduğu söylenen Tarık Ümit işte bu dönemde öldürülmüştü. PKK'nın en büyük finansörlerinden biri olduğu iddia edilen Behçet Cantürk de polisler tarafından öldürülmüş ve Hendek tarafında bir yere atılmıştı. Ayrıca Medet Serhat, Savaş Buldan, Hacı Karay gibi PKK'ya yardım ettiği öne sürülen önemli iş adamları ve avukatlar da bu dönemde birer birer infaz edildi. Tabii devletin yaptığı işler sadece bununla sınırlı değildi. Bir takım karanlık olaylar da o dönemde örtülmüştü. 33'er olayı, Bahtiyar Aydın'ın öldürülmesi, Eşref Bitlis suikastı gibi birçok önemli olay hala gizemini koruyor. Peki ama ortaya çıkan bütün bu tablo ne ifade ediyor? Allah'a emanet olun.
senaryo yazdı. Jandarma Kriminal Dairesi çatlarının üzerinden çıkan emniyet uzmanı belgesinin sahte ancak belgedeki Mehmet Ağar imzasının gerçek olduğunu açıkladı. Ağar ise belgedeki imzanın sahte olduğunu iddia etti. Ağar'ın dokunulmazlığına ilişkin olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi ancak dosya eksikler olduğu gerekçesiyle iade edildi. Bir diğer olay, Dilek Örnek adlı bir kadının içinde 25 milyar lira bulunan bir çantayla birlikte İstanbul Atatürk Havalimanı'na girerken yakalanmasıydı. Susurluk davasında yargılanan özel timci Ayhan Akça'nın Atatürk Havalimanı'nda 25 milyar lira karşılığı dövizle yakalanan kurye, Dilek Örnek'le bağlantısı da gündemi karıştırdı. Örnek ve İran uyruklu bir kişi 23 Aralık'ta çıkarıldıkları DGM tarafından tutuklandı. Olayla ilgili olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan özel timci Ayhan Çarkın ise serbest bırakıldı. 28 Ocak 1997 sabahı gazetecilerin birinci sayfalarında ilginç bir fotoğraf yayınlandı. Abdullah Çatlı'nın özel timci Ziya Bandırmalıoğlu'nun kendi oğlu için düzenlediği sünnet düğününde dönemin özel harekat daire başkanı vekili İbrahim Şahin ve polis memuru Ayhan Çarkın'la oynarken çekilmiş fotoğrafları kamuoyunu şok etti. Susurluk kazası ve sonrasındaki gelişmeler halkı geniş katılımlı protestolara itti. 1 Şubat 1997'de tüm yurt genelinde sürekli aydınlık için 1 dakika karanlık eylemi başlatıldı. Bu eylem 7 Mart'a kadar her gece saat 21'de gerçekleştirildi. 4 Şubat'ta ise Topal'ı öldürmekle suçlanan Ayhan Çarkın, Oğuz Yorulmaz ve Ercan Ersoy suç işlemek için çete oluşturmak iddiasıyla tutuklandı. Susurluk'taki karmaşık ilişkileri ortaya çıkaran gelişmelerden sonra Başbakan olan Mesut Yılmaz'ın talimatıyla Kutlu Savaş'a hazırlatılan Susurluk raporu da uzun süre konuşuldu. Arka arkaya açılan çete davalarında Bucak ve Ağar'la özel timcilerin de sanık olduğu birbiriyle bağlantılı 25 dava açıldı. Duruşmadaki ifadeler, karşılıklı suçlamalarda uzun süre gündemde kaldı. MİT eski kontra terör daire başkanı Mehmet Eymür, Ağar ve Emniyet Genel Müdürü İstihbarat Dairesi eski başkan vekili Hanife Avcı'yı Susurluk olayını perdelemekle suçladı. Kasım 1996 yılında Susurluk kazası meydana geldiğinde iktidarda Refah Yol iktidarı vardı ve askerler de Erbakan'dan pek de hoşlanmıyordu. Onun gitmesi için de bir takım darbe faaliyetlerine ciddi ciddi başlanmıştı. Belki Necmettin Erbakan Susurluk kazasının üzerine gidebilir, bu olayı aydınlatabilirdi. Ama öte yandan içeride kendisini istemeyen ve devirmek için hummalı bir çalışma içinde olan askerlerle de mücadele ediyordu. O döneme dair en etkili açıklamaları yapan Hanefi Avcı da aslında askerleri suçluyordu. Susurluk kazası diye ortaya çıkan tablonun sorumlusunun asker olduğunu, bütün faili meçhul ve karanlık olayların arkasında da özel harp dairesi olduğunu birer birer iddia ediyordu. Ancak o dönemki medyanın derdi asla bu değildi. Susurluk kazasının üzerine gidiliyormuş gibi sadece dönemin sağ ve ülkücülerinin üzerine gidilmişti. Başka da hiç kimse sorgulanmamıştı. Yani medya Erbakan'ı devirmek için türlü faaliyetlere girişen askerlere dair tek bir satır etmezken Susurluk kazasında eski ülkücüleri, milliyetçileri hedef tahtasına koymuştu. Yani bir şekilde örtme operasyonları yapılıyordu. Her gün o güne dair saçma sapan asparagas haberler medyada yer alıyordu. Reklamlardan sonra, Susurluk kazasından sonra açılan davaları, tahliyeleri ve bunun günümüzde olan yansımalarını konuşacağız. Komplo teorisi reklamlardan sonra devam edecek. Temiz Eller Operasyonu 1990'lı yıllarda başta İtalya olmak üzere etkileriyle beraber bütün dünyayı sallamıştı. Yani İtalya'da mafyanın ciddi bir hakimiyeti vardı. İtalya artık bir arınma sürecine girmiş, mafyadan ya da devlet içindeki oluşmuş bir takım kliklerden kurtulacak gibi bir hava esiyordu. Ancak İtalya'da yaşananlar ya da ortaya çıkarılanlar da gerçeklerden oldukça uzaktı. P2 Mason Locası ve onun Gladio ile olan bağlantıları güya deşifre ediliyordu. Tabii bu yapıyla en ciddi bağlantısı olan Silvio Berlusconi bu dönemde de
İtalya'da başbakanlık yapacak, çok önemli görevleri üstlenecekti. Elbette bu iş sadece İtalya ile sınırlı kalmıştı. Mesela NATO'nun diğer Avrupa ülkelerinde kurduğu yapıların hiçbirine dokunulmamıştı. Bugün Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de bu yapılara dair tek bir örnek bile göremiyoruz. Güya Türkiye'de de Susurlu kazası ile beraber bu yapılar ortaya çıkarılacaktı. Hiçbir zaman ortaya çıkarılamadı. 2009-2010 yılına kadar, yani kozmik odaya girilene kadar devlete ait hiçbir şey net bir şekilde aydınlatılamamıştı. Yani devlet aslında istediği her şeyin üzerine örtmüş, sadece bilinmesi gerekenleri kamuoyuna sunmuştu. Bunda da en büyük etken Türkiye'de gizli devletin resmi tarihi olan askerlere bağlı bir durumdu. Peki ama bu Gladio yapılanması gerçekte nasıl bir şeydi? Gerçekten böyle bir yapı var mıydı, yoksa bunlar tamamen birer düzmece miydi? İşte Melik Duvaklı'nın bu konuyla ilgili görüşleri. Gladio, yani bunun NATO bünyesinde kurulmuş olan gizli ordularla ilgili bir tanımlama, yani geneli için bu kullanılıyor ama bu ne kadar doğru tabii bilinmez. Yani bu İtalya'daki örgütün ismi Gladio olduğu için bu hep böyle kaldı. Türkiye'de de bu iddia edildi, böyle bir örgüt var diye. Hemen hepsinde aynı tarzda bir örgüt kurulduğuyla ilgili. Fakat en son işte Genelkurmay Başkanımız bizim Hilmi Özkök'ün yapmış olduğu bir açıklamada Türkiye'de Gladio yok, özel harp dairesi var dedi. Yani bu bütün ülkelerde resmi ordu bünyesinde kurulmuş olan yapılardı. Bu yapılar belirli süreç içerisinde isimler değiştirdi. Döneme ve sürece uygun yeni yöntemler geliştirdiler. Fakat hiçbir zaman varlıklarını sonlandırmadılar. Bunun en çok bilineni, böyle hesaplaşıldığı iddia edilen Gladio'nun merkezi işte İtalya. Fakat İtalya'da işte P2 lojasıyla ilişkilendirilen ve Gladio sürecinde, daha doğrusu o dava sürecinde ismi gündeme gelen Berlusconi yıllarca İtalya'yı yönetti. Daha yeni görevinden ayrıldı. Yani bu diğer Yunanistan için de aynı şekilde, bu rüzgar gülü, işte İspanya'da yine. Bütün bu süreçlerde yani NATO konsepti olduğu sürece bu yani rutin dışı işlerin yine rutin dışı yöntemlerle halledilmesini öngören bu yöntemler, bu tür yapılar sonlanmıyor. En bariz örneği bunun Türkiye'dir. İşte Türkiye'de 1952 yılında NATO'ya üye olduğunda Seferberlik Tetkik Kurulu da kuruldu 52 yılında. Bu süreç içerisinde hani bu 6-7 Eylül olaylarıyla ismi çok fazla gündeme geldiği için bir isim değişikliğine gidildi 67'de. Tabii aynı zamanda bu Seferberlik Tetkik Kurulu'nda görev alan bazı isimlerin 60 darbesinde rol almasıyla da ilgili bir şeydi bu. Supi Karaman, işte Alparslan Türkeş gibi isimlerin. 67'de bir isim değişikliğine gidildi. Özel Harp Dairesi oldu. Sonra 90'lı yıllarda, 80'li yıllarda tekrar isim gündeme geldi. İşte bu özellikle Güneydoğu meselesinden dolayı falan. 92'de yeniden bir isim değişikliğine gidildi. Özel Kuvvetler Komutanlığı oldu. Bu yapılar aslında şey yapmıyorlar, hani böyle sonlandırılma gibi bir durumları olmuyor. Sadece döneme ve sürece uygun olarak yeni manevra kabiliyeti oluşturmak adına isim değişikliğine gidiyorlar, yeniden yapılanıyorlar. Ben bu anlamda bütün dünyada da bu tür yapıların halen devam ettiğini, yani BND'nin de işte Rüzgar Gülü'nün de, hatta İtalya'da Gladio'nun da belki farklı bir isimle, farklı bir yapı içerisinde hala devam ettin. Yani onu, o çeperin kırılmadığını düşünüyorum. Susurlu kazasından sonra birçok dava da açıldı. Bu davada sadece taşeronlar ya da olayın içinde aktif olarak yer almış bir takım isimler tutuklandı. Yine o dönemde mafya babası olarak bilinen Sedat Peker, Ali Fevzi Bir gibi isimler tutuklanmış, daha sonra bunlar da tahliye edilmişti. İşin en acı tarafı şudur ki, devlete herkesin kabul ettiği üzere hizmet ettiği öne sürülen Korkut Eken de bu dönemde tutuklanmıştı. Yine o dönemde Susurluk'un en önemli isimlerinden biri kabul edilen Mehmet Ağar'a hiç kimse dokunmamıştı. Yine işin içinde aktif olarak yer aldığı ileri sürülen bazı generaller de asla sorgulanmamıştı. İşin daha da vahimi, mecliste kurulan komisyonlara dönemin askerleri asla tenezzül etmiyor,
o komisyonları tanımadıklarını kamuoyuna açıklıyorlardı. Yani ortada çok garip bir durum vardı. Olay sadece 3-5 tane mafya babasına kesilmiş, olayın üzeri ince bir şekilde örtülmüştü. Peki ama bunun sırrı ve sebepleri neydi? Susurluk davasından tutuklu yargılanan özel timciler, Özel Hareket Dairesi eski başkan vekili İbrahim Şahin ve uyuşturucu kaçakçısı Yaşar Öz davalar sürerken tahliye edildi. Susurluk bağlantılı açılan davalardan çatlaya Mehmet Özbay sahte kimliğiyle silah ruhsatı alabilmesi için sahte belge veren Mecidiye Polis Karakolu Amiri Doğan Şimşek, polis memuru Dinçer Sarıboğa ve Şehremeni Uzun Yusuf Mahallesi muhtarı Burhan Koca Pehlivan 1 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Susurluk'taki kazadan sonra deşifre olan Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım da yakalandı, öldürüldü haberleriyle gazete sayfalarında ve kamuoyunda yıllarca tartışıldı. Susurluk'la başlayan çete operasyonlarına Alaaddin Çakıcı Fransa'da, Kürşat Yılmaz Bulgaristan'da, Sedat Şahin ise Almanya'da yakalandı. Teslim olan Sedat Peker ise Bayrampaşa cezaevine konuldu. Başbakan Mesut Yılmaz'a Macaristan'da yumruk atan Veysel Özerdem, Ziya Korkut ve tekstilci Aydın İpekli yakalandı. DGM'de yargılanan Özerdem tahliye edildi. Susurluk skandalında 1998 yılından itibaren DGM'de görülen davanın dışında gelişme olmadı. Şubat 1998'deki 6. duruşmada Susurluk davası kapsamında tek tutuklu sanık olarak yargılanan Ömer Lütfü Topal'ın iş ortaklarından Ali Fevzi Bir de duruşmada delillerin toplanmış olması ve karartılması ihtimalinin bulunmaması gerekçesiyle tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Böylece bu davada yargılanan Sedat Bucak, İbrahim Şahin, Ayhan Çarkın, Ayhan Akça, Ercan Ersoy, Oğuz Yorulmaz, Ziya Bandırmalıoğlu, Abdülgani Kızılkaya, Enver Ulu, Korkut Eken'le birlikte Ali Fevzi Bir'in tutuksuz yargılanmasına karar verilmesiyle davada tutuklu sanık kalmadı. Susurluk skandalı kapsamında açılan Ömer Lütfü Topal davası da yerinde saymaya başladı. 14 ay arandıktan sonra teslim olan Topal'ın eski ortağı Sani Oğuz'dan bütün sanıkların tutuksuz olarak yargılandığı davada tek tutuklu olarak yargılanmaya başlandı. Susurluk kazasıyla beraber her şey aydınlatılır gibi oldu. Tabii öyle olmadı. Aslında her şeyin üzeri ince bir şekilde örtüldü. Bunu nereden mi biliyoruz? 2002'den sonra iktidara gelen AK Parti döneminde. Askerler, yani bu ülkenin gerçek sahipleri olduğunu iddia edenler 2003 ve 2004 yıllarında çeşitli darbe girişimlerine başvurmuşlardı. Bizim Susurluk kazası olarak bildiğimiz olayların perde arkasında da her daim askerler vardı. Güneydoğu'da yaşananlar, JITEM'in faaliyetleri ya da örtülü cinayetlerin hepsinin içinde bir şekilde askerler vardı. Eğer Susurluk kazası gerçekten aydınlatılsaydı, yani olayın üzeri örtülmeseydi, günümüzde yaşadığımız hiçbir olayı belki de yaşayamayacaktık. Tabii benzer olaylar, Danıştay baskınları, cinayetler, Hrant Dink'in öldürülmesi gibi birçok olayı Türkiye daha yakın dönemde yaşadı. Yani Susurluk kazası gerçekten aydınlatılsa bunların hiçbiri olmazdı. Peki biz günümüzde Susurluk kazasının etkilerini nasıl olarak görüyoruz? Yani Susurluk kazası aydınlatılsa hangi olayları yaşamazdık? İşte Mehmet Altan'ın bu konuyla ilgili görüşleri. Yani Susurluk'la ilgili olarak aslında bütün izleyenlerin, Türkiye'yi tanımak isteyenlerin Susurluk komisyon raporunu okumasını tavsiye ederim. Susurluk komisyon raporu aslında bu İttihat Terakki'den beri var olan 1. Cumhuriyet'in tomografisi sayılabilir. Ama her bunu okuyan o ilişkilerin, o karanlığın, o devlet içi illegal örgütlenmelerin tüm DNA'larını görecektir. Ama aynı zamanda da nasıl bir iradedir ki bu üstesinden gelinemiyor? Buna da büyük ölçüde hayıflanacaktır. Yani Susurluk
aydınlanıldı sananlar aslında bütün bir takım cinayetlerin, devleti ayak izleri devlet içinde kaybolan cinayetlerin nasıl rahatlıkla hepimizin gözü önünde zaman aşımına uğratıldığını düşünsün. Yani ben burada zaman aşımına uğratılmış ayak izleri devlet içinde kaybolan katliamları saydığım vakit aslında Susurlu'nun ne kadar yaşadığını bir kez daha görürüz. Yani 16 Mart katliamı zaman aşımına uğramıştır. Aynı zamanda bir şekilde Kemal Türkler'in cinayeti zaman aşımına uğramıştır. Bütün Sivas olayları keza. Yani eğer bu çalışmanın yanında Türkiye'de büyük toplumsal çalkantılara yol açan cinayetlerin, Hrant'ın çok yeni olmasına rağmen bugünkü mevcut iktidar dönemi içinde olmasına rağmen Hrant cinayeti aydınlatılamamıştır. Aynı zamanda Ankara'daki polis müdürünün intihar olarak sunulan ama çok açık ve net bir şekilde bir suikast olduğu cinayeti aydınlatılamamıştır. Uludere keza aydınlatılmamıştır. Bunları bir tablo olarak bakarsanız Susurluk'tan bu yana hangi oranlarda ileri gittiğimiz, hangi oranlarda hala yerimizde saydığımız netleşir. Yani askerlerin konjonktürel olarak bir şekilde egemenliklerinde bir gerileme vardır. Ama bu yapısal olarak balyozu, Ergenekon'u oluşturan sistemi ortadan kaldırmamıştır. Benim de zaten Türkiye'deki en büyük eleştirim mevzi konjonktürel adımların kalıcı bir sistem değişikliğine vardırılmaması, bunun peşinde koşulmamasıdır. Ortaya çıkan tablo aslında son derece netti. Devlet bir takım kirli işlere karışmış, bunun üzerine örtmek için her türlü faaliyeti de deniyordu. Olay 3-5 tane mafya babasına kalmış, devletin içinden hiç kimse hiçbir ceza almamıştı. Tabii bu dönemde bazı bir takım gizli ya da şüpheli olaylar da yaşanmıştı. Susurlu Komisyonu'nun röportörlerinden Haşim Akman yolda giderken bir kazayla hayatını kaybetmişti. Yine dönemin Refah Partili Susurlu Komisyonu üyesi Bedri İnce Tahtacı Ankara'da bir trafik kazasına kurban gitmişti. Her kim ki Susurlu kazasını sorguluyor, bu işin perde arkasını aralamak istiyor, mutlaka başına bir şey geliyordu. Medyada da bu işi kurgulayanlar aslında gerçek sahiplerine hizmet ediyorlardı. Askerlerin yaptığı hiçbir faaliyet görülmüyor, darbe planları gazetelerde manşet manşet yer alıyor, Susurlu'ya dair tek bir şey bile yapılamıyordu. Susurluk için belki de yapılan tek şey bir dakikalık karanlık eylemiydi. Bu da aslında hiçbir şeyi aydınlatmıyordu. Peki Susurluk kazasından sonra ortaya ne çıktı? Yani bugün geldiğimiz noktada elimizde ne var? Susurluk skandalının ardından değişen dönemlerde skandala adı karışanlar ve skandalı ortaya çıkaranlar esrarengiz trafik kazaları sonucunda hayatını kaybetti. İlk olarak Susurluk Komisyonu raportörü Hakim Akman Akgürek 9 Aralık 1997'de İstanbul'da geçirdiği kazada hayatını kaybetti. 21 Kasım 1999'da da Türkiye Büyük Millet Meclisi Susurluk Komisyonu Sözcüsü, Fazilet Partisi Milletvekili Bedri İnce Tahtacı, Ankara İstanbul Havalimanı yolunda geçirdiği kazada can verdi. Bu kazaların ardından 28 Mart 2000'de ise skandal adı karışan isimlerden Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Dairesi eski Başkan Vekili İbrahim Şahin, Bursa-Yalova yolunda trafik kazası geçirerek ağır yaralandı. Susurluk çetesinin yargılandığı davanın 8 Mayıs 2000'deki duruşmasını 2 yıl aradan sonra katılan MİT görevlisi Korkut Eken'in avukatı Önder Barlas, terör örgütünü bitiren ancak bugün çeteci diye yargılanan özel timciler gerçek kahramanlardır dedi. Eken ise yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini dile getirdi. Susurluk'taki trafik kazasının ardından ortaya çıkan karanlık ilişkilerle ilgili 14 sanığın yargılandığı dava ancak 4. yılın sonunda karara bağlandı. Karara göre Özel Harekat Dairesi eski Başkan Vekili İbrahim Şahin ve MİT eski görevlisi Korkut Eken, cürüm işlemek için çete oluşturmak ve bu çeteyi yönetmek suçundan 6'şar yıl, çoğu özel timci diğer 12 sanıksa yine cürüm işlemek için çete oluşturmaktan 4'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Geçirdiği trafik kazası nedeniyle davanın uzun süre aksamasına neden olan İbrahim Şahin, duruşma sırasında fenalık geçirdi. Sanıklara en üst sınırdan ceza tertip eden mahkeme heyeti, yine sanıklara ceza indirimi öngören Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinden de yararlandırmadı. Mahkeme heyeti, tüm sanıklar hakkındaki Türk Ceza Kanunu'nun 296. maddesinde öngörülen, hakkında yakalama ve gıyabi tevkif müzekkeresi bulunan kişiyi saklamak veya saklı olduğu yeri bildiği halde yetkili mercilere derhal haber vermemek suçunu ise 4616 sayılı şartla salıverme, ceza ve davaların ertelenmesine dair kanun uyarınca erteledi. Susurlu kazasının ortaya çıkardığı en net resimlerden bir tanesi, devletin Kürt meselesine karşı duyduğu, gösterdiği reflekslerdi. Çünkü Susurlu'nun ortaya çıkardığı resimde Kürt meselesiyle bağlantılı olan birçok isim bir şekilde infaz edilmişti. Devlet cinayet işlemekten hiçbir şekilde sakınmıyor, önüne geleni ya da şüphelendiği herkesi öldürüyordu. Bugün ortaya çıkan gerçekler de gösterdi ki devlet rutin dışına çıkmıştı. Bu işin en temel sebeplerinden bir tanesi de o dönemin yöneticilerinin Kürt meselesini çözmek istemesiydi. Daha doğrusu Turgut Özal'ın Kürt meselesini sivil inisiyatifle halletmeye çalışmasıydı. Bu yüzden de kendi bakanı Adnan Kahveci'ye bir Kürt raporu hazırlatmıştı. Öte yandan Jandarma Genel Komutanı Eşref Bitlis de JITEM'in Güneydoğu'daki faaliyetlerinden ciddi bir şekilde rahatsızdı. O da bunu önlemek için sık sık Güneydoğu'ya gidip geliyordu. Tabii olayı kurgulayanlar, yapanlar hiçbir şeyi şansa bırakmıyorlardı. 1992 yılının Eylül ayından itibaren karanlık bir süreç Türkiye'yi olduğu gibi kaplayacaktı. Uğur Mumcular, Turgut Özallar, Adnan Kahveciler, Eşref Bitlisler şüpheli bir şekilde ortadan kaldırılacaktı. Yani Kürt meselesine her kim ki kafa yoruyorsa bir şekilde bunun bedelini ödüyordu. Dönemin en önemli iş adamlarından Sakıp Sabancı da devlet artık bu Kürt meselesini çözsün demiş. Bu uğurda da kardeşi öldürülmüştü. Artık iş adamları da Kürt meselesi konusunda hiçbir şey söylemiyorlardı. Susurluk kazasında ortaya çıkan isimler de hem Güneydoğu'da hem de Türkiye'nin birçok yerinde karanlık işlere girişmişlerdi. Şüphelenen hemen herkes bir şekilde öldürülüyor. Sapanca hendek hattında bir yerlere gömülüyordu. Bu arada Kuzey Irak'ta ciddi belirli odaklar tarafından önemli gelişmeler yaşanılıyordu. Amerika Birleşik Devletleri 36. paraleli çekmiş, çekiç gücü bölgeye yerleştirmişti. Öte yandan da Türkiye'nin güneydoğusunda ne olduğuna dair hiç kimsenin net bir fikri yoktu. Sadece Amerika bu Türkiye'nin iç işleri deyip her şeyi bir şekilde örtbas etmeye çalışıyordu. Bugün geldiğimiz noktada aslında o dönemde yaşanan karanlık olayların bedelini net bir şekilde ödüyoruz. Her ne kadar kabul edilmese de artık de facto bir Kürt devleti Kuzey Irak'ta yer almış durumda. Devletin kirli odakları da 2000'li yıllardan itibaren faaliyetlerinin olduğu gibi devam ettiler. Yani hiçbir şey aslında net bir şekilde aydınlanmadı. Ta ki Ergenekon ve Balyoz davalarına kadar. Elbette bu durum devletin içinde her şeyin net bir şekilde aydınlatıldığı anlamına gelmiyor. Bundan sonrasını hep birlikte göreceğiz. Önümüzdeki hafta yeni bir komplo teorisiyle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.